Şimdi bu bizim genel felsefe dersimizin dördüncüsü. Dördüncüsü. İki tane daha olması lazım. Tabii, dördüncüsü. Şimdi yalnız bunun bir farkı var. Biz ilk üç derste daha çok metafizikle uğraştık. Şimdi biraz daha bilgiyle ilgili sorunlara geçiyoruz. Yani kitabın şeklini biraz tersine çevirdik. Yani niye onun öyle olduğunu inşallah biraz daha anlarız yani zaman içerisinde. Hatırlayalım gene neler yaptığımızı. İlk derste biz daha çok bu ruh meselesinden, ontolojik temel meselesinden bahsettik. O bağlamda realizm, antirealizm karşıtlığından bahsettik. İkinci derste ağırlıklı olarak cevher meselesiyle uğraştık. Değil mi? Doğanın temel birimi olarak cevher ve daha sonra iki cevherli o kartezyen sistem ve onun yarattığı problemler ve işte determinizm, gerekircilik problemi, vitalizm problemi vesaire onlarla uğraştık. Bir önceki derste de tümeller, külliler ve tekiller, tekil nesneler ve onların varlığı, dilde onlara nasıl işaret ediyoruz, var olmayan nesnelerle ilgili nasıl konuşuyoruz, hüküm veriyoruz gibi konularla ilgili konuştuk. Şimdi ilk üç dersle ilgili herhangi bir sorusu olan varsa sorabilir. Yoksa dördüncü dersimize başlayacağız. Anladığım kadarıyla kitaplar biraz daha okunuyor gibi ama yetişebildiniz mi bilmiyorum yani. Peki sorusu olan yok mu? Muhtemelen bir sonraki ders olacak hocam. Çünkü... Öyle mi? Yetişmiş olacak mısınız? Ta o zaman da ders şey bitecek ve kurtulacağız. Tamam atın canım. Ben onları şey... Hemen siliyorum onları. Atın siz. Peki şimdi. Galiba sorunuz yok. Peki öyle yapalım. Devam edelim. Bu arada slaytlarla o sorular size geliyor değil mi? Şu an elinizde 3 tane soru var. 3 tane daha gelecek. Tamam. Tamam. Niye gelmiyor? Onu sor git söyle niye bana gelmiyor de. Belki adresin yanlış yazılmıştır. Olabilir yani. Tamam. Tamam. Peki. Peki. Şimdi bugün epistemoloji ile bilgi bilimle ilgili konularımıza başlıyoruz. Ve ilk baştaki ele alacağımız konu da doğruluk konusu. Doğru yanlış ve onun ayırt edilmesi konusu. Ve ilk başta bu konuya ne ile başlıyoruz? Felsefede biz bunu böyle adlandırıyoruz. Bu doğruluğu bir yüklem olarak da düşünebilirsiniz. Bir şey doğru ya da yanlış atfediyoruz, yüklüyoruz yani. Söz konusu bu doğruluk yükleminin taşıyıcısı nedir? Neye doğru ya da yanlış deriz? Neyi tartışıyoruz yani? Onunla ilgili konuşmaya başlayacağız. Şimdi biz aslında gündelik dil içerisinde pek çok şeye doğru deriz. Yani algılarımıza, duyumlarımıza, hayallerimize, nesnelere yani doğruyu atfederiz işte. Bana işte doğru çekici ver falan da deriz. Değil mi? Hani bir şekilde değil mi? Hani öyle şeyler kullanırız. Fakat tabii ki burada kullandığımız doğruluk o anlamda bir doğruluk değil. Ya da efendim bu işin doğrusu eğrisi falan dediğimizde kullandığımız bir sıfat olarak da var doğruluk. Mesela biz aslında tabii ki doğru ya da yanlış hükümden, yargıdan bahsediyoruz. Birazdan da konuşacağız. Bunu söylediğimizde de aslında doğruluğun taşıyıcısı bizim önerme dediğimiz, kaziye dediğimiz şey oluyor. O nasıl bir şey, ne menen bir şey biraz onunla ilgili de konuşacağız. Ama ona başlamadan önce tekrar şunu söylemek istiyorum. Yani mesela bizim duyumlarımız, hani hissetme yoluyla edindiğimiz temsillerin doğru ya da yanlış olmasından bahsetmiyoruz. Diyeceksiniz ki, yani bazen mesela biz bir rengi, mesela bir sandalyenin rengini ya da uzakta gördüğümüz bir şeyin rengini mesela yanlış duyumlayabiliyoruz. Bu doğru. Fakat bu eğer onun gerçekten rengini ne öğrenirseniz ve o duyumu onunla kıyaslarsanız söz konusu oluyor. Yani gene bir hüküm gerektiriyor. Bir kıyaslama ve hüküm gerektiriyor. Duyumun bizatihi kendisinin yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Hı? Yani size mesela diyelim şu şey tahtaya baktınız bu beyaz görünüyor. Yani size öyle görünüyor. Ve belki de rengi beyaz değil de hani bir yanlışlık var, ışıkla ilgili bir yanılsama var, sizin beyninizle ilgili bir hata var, olabilir. Size her nasıl görünüyorsa o duyum, onun kendisi bizatihi sizin duyumunuz ve doğru. Hani orada bir doğru ya da yanlış yok.
Bunu anlıyor musunuz? Ya bir şekilde işin içerisinde hüküm girmediği sürece, bir kıyaslama girmediği sürece doğru ya da yanlıştan bahsetmiyoruz. Aynı şey bir imge için de geçerli. Herkes gözünde bir ev imgesi canlandırabilir. Bu imge her neyse onun bir kendi gerçekliği vardır. Ona doğru ya da yanlış diyemeyiz. Mesela kendi evinizin imgesini düşünün desem, gözünüzde canlanan imge hakikaten o gerçekten sahip olduğunuz eve uyabilir ya da uymayabilir. Bu anlamda doğru ya da yanlış bir imge olabilir. Bakın orada da bir kıyaslama ve hüküm söz konusu oluyor. İmge hayal. Hayal, evet. İmge hayal. Ben hep bütün sözcükleri eski Türkçe, yeni Türkçe hepsini beraber karışık kullanıyorum. Tasavvuf bilgisi yani doğru yanlışa konu olmaz gibi bir şey mi? Gibi bir şey söylüyor. Zaten bizim geleneğimizdeki bu meşhur tasavvura tasdikat ayrımı da oradan geliyor. Yani işin içinde bir tasdik olacak. Bir şeyi bir şeye yakınlaştıracaksın ya da uzaklaştıracaksın ki işin içerisinde bir tasdik olacak ki doğru ya da yanlış olsun. Anlaştık mı? Şimdi yalnız bir de kavram ve imge meselesi var ya da hayal meselesi var. Onu da bir kısaca bir ayırt etmek lazım. O çok uzun bir konu. Burada giremiyoruz. Şimdi kavram dediğimiz şey bir imge değil. Kavram genellikle zaten bir yargının ya da hükmün parçası olabilen bir şey. Öyle söyleyelim. Yani mesela ben kalkıp bu şişe mavidir dediğimde o mavilik kavramından diyelim mesela söz ediyorum. O kavramın kendisi bir duyum değil, kendisi bir imge değil. Belki belli duyum ve imgelerin hepsini de kuşatan, hepsinin onun altına düşmesini sağlayan ama kendisine ait bir birliği olan bir şey. Yani kavram birlik sahibi olan bir şey. Artı düşünsel mekana ait, düşünceye ait olan bir şey. Hissetme, yani herhangi bir kavramı algılamamız ya da imgemizde, hayalimizde canlandırmamız diye bir şey söz konusu olamaz. O varsa zaten bir hükmün içerisinde, bir yargının içerisinde var oluyor. Şöyle de söyleyebilirim size arkadaşlar. Diyelim ki şunu duyumluyorsunuz. Bu anlamda bir şişenin arazlarını duyumluyorsunuz. Bir şişe imgesine sahip oluyorsunuz. Bakın bunların hepsi tekil şeyler. Yani uzay zamanda belli bir yeri olan ya da sizin hayal mekanınızda mevcut olan tekil şeyler. Belli bir genelliği olmayan şeyler. Ama mesela bir şişe kavramına ben sahibim dediğinizde aslında neyi kastediyorsunuz? Onu biraz konuşalım. Şöyle bir şeyi aslında kastediyorsunuz. Diyelim ki şişe olmanın bir takım şartları var. Hani bunu biraz böyle kural gibi düşünün. Mesela şişe nasıl bir şeydir diye size sorulsa, bakın önermelerle, gene hükümlerle onu dile getirirsiniz. Dersiniz ki şişe mesela bir araçtır. Şişe mesela, bak başka kavramları kullanarak bunu ifade ediyorum. İçine böyle sıvı mıvı gibi akışkan şeylerin konulduğu bir şeydir. Genellikle altı kapalıdır, üstündeki bir kısım açıktır. Taban alanının çapı ya da işte ne bileyim genişliği boyundan kısadır. Değil mi? Bak öyle olmasa şişe olmaz mesela. Bak şişe olmanın şartları var. Değil mi? Bu mesela biraz daha bunu kısaltsak biraz daha bardağa falan benzemeye başlar. Başka bir şey olur. Hani belli şartları sağlamasa değil mi? Bu şişe olmaz. Şişe kavramı ne? Şöyle düşünebilirsiniz. İşte o yüzden bir düşünce fiili gerekiyor. Bütün o şartları ve kuralları şöyle hepsini bir birlik içinde tutuyorsunuz. O kavradığınız şeye şişe diyoruz. Dilin imkanları üzerinden söylersek şöyle söylüyoruz bunu. Tüm o şartları bir ve aynı anda sağlayan terim işte şişedir diyoruz. Anladınız mı? Yani o kuralları böyle bir birlik halinde tuttuğunuzda tüm o şartları aynı anda sağlayan bir terimi kavradığınızda, idrak ettiğinizde, yakaladığınızda sizde bir şişe kavramı ortaya çıkıyor. Bu anlamda şişe kavramı tüm o tekil şişelere uygulanabilecek, tüm imgelere uygulanabilecek olan bir şey. Aralarında çok önemli bir fark var, görüyorsunuz değil mi? Zaten imgeler, mesela hayaller, belli bir parça bütün ilişkisine sahip. Kavramda öyle bir şey yok. Yani uzay zamanda parça bütün. Yani mesela ben bir şeyi böyle gözümde canlandırdığımda, hayal ettiğimde yani, onun parçaları var, onlar bir araya gelip bir bütün oluşturuyor. Kavramda öyle bir şey yok. Ben bir kavramı gözümde canlandıramam. Bir kavramın altına düşen bir nesnenin imgesini ya da hayalini gözünde canlandırabilirim. Derim ki, yani bu anlamda da sonsuz sayıda imge ya da hayal bir kavramın altına düşebilir ve ona karşılık getirilebilir.
Düzey farkını anladınız değil mi? Kavram bambaşka bir şey. Yani düşünsel bir düzeyde birliği var vesaire. Ve hayalden son derece farklı olan bir şey. Peki. Şimdi gelelim asıl doğruluğun taşıyıcısına. İşte dedik işte tasdik lazım, hüküm lazım, işte önerme lazım. Üç tane terimi burada bir de ayırt edeceğiz. Öz Türkçeleri ve es Türkçeleriyle yazalım gene. Lafız ya da sözce, cümle ya da tümce diyorlar. Ya da işte kaziye ya da önerme. Bunların üçünü ayırt edeceğiz. Biz diyoruz ki doğruluğun taşıyıcısı, yani doğru ya da yanlış olabilen şey bu önermedir. Felsefeciler böyle, epistemologlar böyle alıyor. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Şimdi işte doğru ya da işte yanlış olabilen bir söz benim ağzımdan çıktığında, mesela ben kalktım dedim ki bu şişe laciverttir dedim. Belli bir kişi tarafından söyleniyor, belli bir fail bunu söylüyor, belli bir yerde ve belli bir zamanda söylüyor. Buna bir lafız diyoruz. Yeni işte gramerciler sözce diyorlar. Bir yerde rastlarsanız hani ne bu demeyin diye yazıyorum. Bir lafız diyoruz. Aynı lafzı bir başka fail de söyleyebilir. Aynı fail başka bir zamanda başka bir yerde de söyleyebilir. Ben yani bu şişe lacivertleri bir kere daha söylesem farklı bir lafız oluyor. Sen söylesen farklı bir lafız oluyor. Bu anlamda bir tikelliği, cüziliği var. Anlıyor muyuz? Lafız dediğimiz şeyin. Şimdi dolayısıyla bizim gözlemimizde ortaya çıkan ve sarf ettiğimiz şeylerin hepsi lafız. Şu an benim ağzımdan çıkan lafızları duyuyorsunuz siz. Ben de sizin söylediğiniz lafızları duyuyorum. Bir soyutlama yaparak cümleye ve kaziye ya da tümceye ve önermeye gidiyoruz. Nasıl bir soyutlama yapıyoruz? Eğer biz kalkıp söyleniş biçiminden kaynaklanan ya da söyleyenden kaynaklanan, yani sen söyledin ben söyledim ya da ben söylerken vurguyu belli bir harfe yaptım başka bir harfe yaptım gibi bütün o farklılıkları elesek, o uzay zamanda oluyor olmasından ya da bir özne tarafından söyleniyor olmasından kaynaklanan farklılıkları elesek, o geriye kalan nesneye cümle ya da tümce diyoruz. Bu özellikle dil bilimcilerin, gramercilerin uğraştığı nesne bu. Bu yani bu bir soyutlamayla sahip olduğumuz bir kavram. Bu da bir kavram işte. Diyoruz ki şu 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 şartları sağlayan şeye cümle diyoruz. Diyoruz değil mi? Tümce diyoruz diyoruz. Ha? Bir soyutlama daha yapıyoruz. Nasıl bir soyutlama daha yapıyoruz? Gramer farklılıklarından kaynaklanan çeşitlilikler de olabiliyor. Yani mesela ben bu şişeyi masaya koydum da diyebilirim. Bu şişe benim tarafımdan masaya konuldu da diyebilirim. Bakın aslında ikisi de aynı olguyu dile getiriyor. Gramer olarak diyelim birisi aktif birisi pasif tipte ifade edilmiş. Anlıyor musunuz? Bu tip farklılıkları da attığımızda, yani gramer açısından bir şeyin farklı ifade ediliş biçimleri de olabilir. Onları da soyutladığımızda elde ettiğimiz şeye kaziye ya da önerme diyoruz. Epistemoloji bakış açısından, bilgi bilim bakış açısından doğru ya da yanlış yüklemini kendisine atfettiğimiz şey bu anlamda önerme. Doğruluğun taşıyıcısı önerme demek bu demek. Şimdi hangi önermelere doğru, hangi önermelere yanlış deriz ya da hangi şartlarda bir şeye doğru ya da yanlış deriz işte tartışmaya başlıyoruz. Anlaştık değil mi? Ya hiçbir şey söylemiyorsunuz da anlamıyorum yani. Tamam değil mi? Evet deyin. Ya da sırf ben mutlu olayım diye evet hocam falan deyin. Ne bileyim yani bize de yazık yani. Bu kadar anlatıyoruz hiçbir şey olmuyormuş gibi oluyor. Peki madem öyle diyelim ki bu anlamda bir önerme diyoruz ki aslında gerçeklikteki bir olguyu ya da gerçeklikte her ne var ise onu aslında dile getirdiğimiz bir araç. Bu açıdan bakıldığında işte slaytlarınızda da var. O Aristoteles meşhur bir tanım yapmış. İlk değerli toplu doğruluk tanımını o yapmış. Doğruluk nedir dediğimizde tanımlamış adam. Diyor ki var olan bir şeyin var olduğunu, var olmayan bir şeyin var olmadığını söylemek doğru. Dile getirmek, bir önerme işte ifade etmek doğru. Var olan bir şeyin var olmadığını, var olmayan bir şeyin var olduğunu söylemek yanlıştır.
Yani tekerleme gibi de basit yani. Hani böyle seyirci biraz karışık geliyor ama çok basit bir şey söylüyor aslında. Sözün vakaya uygunluğunun tanımı. Buna işte İngilizce'de correspondence theory of truth deniyor. Doğruluğun uygunluk kuramı deniyor. Doğruluğun mütekabiliyet kuramı deniyor. Farklı farklı şekillerde söyleniyor. Kitabınızda geçen klasik kuram diye adlandırılan şey bu. Doğruluğun klasik kuramı bu. Bir açıdan da ne kadar doğru? Yani ben kalkıp bu bir şişedir dedim. Bakıyoruz evet şişe demek ki doğru filan gibi. Ya da bu laciverttir dedim. Tamam işte lacivert öyleyse doğru. Bu kırmızıdır dedim. Ha kırmızı değil demek ki yanlış. Yani bu açıdan bakıldığında ne kadar güzel yani harika bir tanım. İşte hani hep diyoruz ya hep problem çıkıyor diye. Felsefede böyle problem çıkmayan hiçbir şey yok. Bu da problemli. Hani bu da mı gol değil? Evet değil. Yani ya da golde uğraşmak lazım biraz daha o golü geçerli saymak için. Şimdi nasıl problemler var? Sizle yavaş yavaş onları konuşacağız. Bazılarını konuşacağız. Hepsini de konuşamayacağız. Öyle problemler var ki o yüzden insanlar demişler ki ya bu klasik kuram işe yaramıyor. İşte bu kuramı bırakalım. Dolayısıyla klasik olmayan kuramlar ortaya atmaya başlamışlar. Hı? Nasıl problemler bunlar? İlk sırada bizim ele alacağımız kuram deneyimin öznelliğinden kaynaklanan sorular. Hani demiştim ya ben size senin tişörtünün rengini tekrar konuşacağız diye o gün geldi. Ama o zaman o tişört gitti tabii hayat işte kırmızıydı. Ama olsun fark etmez biz gene konuşabiliriz. Şimdi arkadaşlar, deneyim öznel olduğu için benim aslında tecrübemde ortaya çıkan olgunun ne olduğuna benden başka kimse ulaşamıyor. Aynı şey sizin için de geçerli. Neyi nasıl tecrübe ettiğiniz, neyi nasıl gördüğünüz, algıladığınız sizin zihninizin içerisinde. Ben sadece neyle karşılaşıyorum? İşte beyanla, lafızla karşılaşıyorum. Şimdi birisi kalkıp aslında lafızla ya da cümleyle ya da işte onun ifade ettiği önermeyle söz konusu o tecrübede ortaya çıkan olgunun birbirine uymasının işte karşı karşıya gelmelerinin doğruluk olduğunu söylüyor. Ama o olgunun nasıl bir şey olduğu, senin tecrübende nasıl ortaya çıktığı nesnel olmadığı için, öznel olduğu için çok büyük bir problem var. Şimdi bunu en iyi anlatmanın yolu, çok güzel bir örnek felsefecilerin bulduğu, tersine çevrilmiş renk tayfı örneği. Onu anlatacağım şimdi size. Renk tayfı derken neyi kastediyoruz? Hani şimdi bugünkü fizikçiler renkleri frekanslarına bölüyorlar ya arkadaşlar. Diyorlar ki yani renk aslında dediğimiz şey o ışık ışınlarının belli bir frekansıdır. Yani bir bantta işte yayılan ışık ışını belli bir renge karşılık gelir. O nedenle de böyle bir renk tayfı söz konusu oluyor. Yani bunun değişik böyle bantlarından söz ediyorlar. Hani mor ötesi, kızıl ötesi falan dediğimiz şeyler var. Bunun mesela belli bir bandını insan gözü fark edebiliyor. Bir renk olarak böyle algılayabiliyor. İşte bu mor, bu kırmızı, bu mavi, bu sarı falan filan diyor. Onun dışında titreşirse bir, o ışık ışınları onlara bir renk atfedemiyoruz. Ama onlar oradalar. Yani bir şekilde yayılıyorlar. Onlara bir renk olarak tecrübemizde ortaya çıkamıyor. Hatırlayalım zaten en büyük problemlerimizden, dualizmle ilgili problemlerimizden de bir tanesiydi. Fiziksel alanda olup bitenler nasıl oluyordu? O renk temsiline yol açıyor. Bir türlü için içinden de çıkamıyoruz. Bak ne güzel şimdi felsefe konuşuyoruz ve anlıyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Hakikaten ha. İşte felsefe ne kadar güzel bir şey gördüğünüz gibi. Evet şimdi şöyle bir deney düşünmüş birileri. İlk düşünen yani bir sürü insan düşünmüştür. Kayıtlarda ilk düşünen Charles Sanders Peirce. Pragmatist bir Amerikan felsefecisi 19. yüzyıldan. Sonra da pozitivist bir başka felsefeci Maurice Schilling. Tekrar etmiş bu örneği. Ama çok farklı kitaplarda, farklı şekillerde geçiyor. Diyor ki örnek, bir tane bu eksen düşünün diyor. Yani renk frekans bandında bir eksen düşünün. Ve her nasılsa diyor, yani bu beyninizdeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Tamamen zaten o beyinle zihin nasıl ilişkileniyor bilmediğimiz için beyinde her ne olursa olsun zihninizde bir temsil farklı ortaya çıkabilir. Bu eksene göre frekanslar birbiriyle yer değiştiriyorlar.
Yani demek istedikleri şey şu. Diyelim ki bana mesela daha çok böyle mavi görünen şeyler ve kırmızı görünen şeyler var diyelim şöyle. Bunlar yer değiştiriyor. Ben aynı nesneyle karşı karşıya kalıyorum. Ben de benim zihnimde mavi yerine kırmızı görünüyor. Yani genelde herkes bunu mavi şekilde görürken benim zihnimde bu kırmızı olarak görünüyor. Ve tüm frekanslar için böyle bir yer değiştirme söz konusu. Yani buraya ne kadar çok gidersen buradaki renkler bu tarafa benziyor, buradaki renkler bu tarafa benziyor. Hepsi böyle simetrik olarak yer değiştirmiş bir şekilde görünüyor. Anladınız mı? Soru şu. Şimdi madem doğruluktan bahsediyoruz. Biz böyle bir durum olduğunu aramızda konuşarak ederek anlayabilir miyiz? Ne renk bu? Yani mavimsi bir şey diyelim. Mavi grubuna giriyor diyelim. Bana göre de öyle. Ben de bana da sorsanız ben de mavimsi yani lacivert derim yani. Ama şunu bilemiyoruz. Belki de size bu bana kırmızı göründüğü gibi görünüyor ya da tam tersi böyle bir problem varsa. Yani ben ne zaman böyle bir şeyle karşılaşsam işte annem babam bana dili öğreten kimse demiş ki oğlum kızım işte bununla karşılaşırsan mavi de lacivert de. Ben ne zaman karşılaşsam mavi lacivert diyorum. Tüm renkler için simetrik olarak bunu yaptığım için bakın bir düşünün benim bir hata yaptığımı yakalayabilir misiniz? Mümkün değil. Gayet tutarlı bir şekilde ben renkleri yer değiştiriyorum. Mavi mi? Mavi abi. Nasıl mavi? Çok koyu mavi biraz filan. Ne güzel. Acaba sana bu koyu kırmızı gibi görünüyor olmasın? Yok abi kırmızı bu. Anladınız mı? O zaman bak çok ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Doğruluğun şimdi uygunluk kuramını hatırlayalım. Var olanın olduğunu. Var olmayanın olmadığını. Ya var olan ne? Sana göre var da bana göre var aynı değil ki. İstisna olmuyor mu? He? İstisna doğru değil mi? Şimdi. İstisna olsa deriz ki ya böyle hakikaten bir fiktif bir durum bu canım filan deriz. Çok da problem çıkarmıyor deriz. Acaba öyle mi? Şöyle diyelim. Belki de bu kadar simetrik ya da değil. Tüm tecrübelerimizde belki de böyle farklılaşmalar var. Az ya da çok. Yani burada hakikaten mutlak bir farklılaşma var. Bu daha az da olabilir. Yani bazı renklerde olabilir mesela. Bazı terimlerle ilgili olabilir. Asıl sorun şu. Belki de biz ne zaman aslında aramızda konuşsak zannediyoruz ki benim söylediğim şey senin zihninde aynen olgu olarak mevcut. Senin söylediğin şey de benim zihnimde aynen olgu olarak mevcut. Hani buna resimlerin çakışması falan diyorlar ya. Belki de resimler hiçbir zaman tam olarak çakışmıyor. Ya belki de her zaman bu çok değişik düzeylerde ve tüm terimler için devam ediyor. Ya şimdi bakın, biz felsefeciler bunu çok yaşarız. Ne zaman yaşarız? Felsefede ders anlatırsın. Kendin çok iyi biliyorsundur diyor ya bir sürü terimi. Ana sınavda bir sorarsın, Allah'ım bunlar neler yazmış, olamaz böyle bir şey. Ama derste sorduğunda da sanki anlıyormuş gibilerdir yani konuşurken de öyle konuşurlar. Kırmızı mırmızıyı da geçtim yani her türlü. Şimdi ben mesela doğrulukla ilgili bir sınav yapsam neler gelecek kim bilir? Sizin kafanızda kim bilir nasıl bir sınıflandırma, nasıl bir tasnif, nasıl bir resim, nasıl olgular var? İyi ya da kötü diye söylemiyorum. Şimdi tersinden de bakarsak niye benimki mutlak olsun ki yani? Hani benim kafamda da belli olgular ve belli şeyler var. O zaman bu öznellik problemi bayağı vahim bir probleme dönüşüyor. Anlatabildim mi? Yani böyle istisnai bir problemin çok ötesine geçmeye başlıyor. Şimdi çocuklar, o kadar vahimleşebilir ki problem. Şimdi buna bir çözüm bulmak durumunda işte felsefeciler neyle uğraşıyor? Niye bununla uğraşıyoruz? Çünkü ya burada neye bilim diyeceğiz, neye değil diyeceğiz? Kime ehliyet sahibi diyeceğiz, kime ehliyet sahibi değil diyeceğiz? Kime adil diyeceğiz, kime adil değil diyeceğiz? Bunları halledemeden konuşamayız ki. Değil mi? Ne kadar ciddi bir problem aslında. Bunu bir şekilde ele almak durum. Nasıl ele alacağız? Yani felsefece kalkıp bir şeyin nesnel ve bağlayıcı olduğunu söylemeye çalışıyoruz.
Çünkü bundan vazgeçersek sofizme kapılıyorsun. Sofizm dediğimiz şey o. Canım sana göre öyle, bana göre öyle filan oluyor. Ha, o da beraberinde kimin haklı, kimin haksız olduğu konusunda nesnel bir zemin ortadan kalkarsa güç ve iktidar ilişkilerini beraberinde getiriyor. En istemediğimiz şey o. Çok ciddi bir problem bu. Ya, değil mi? Tamam. Doğruluğu onun dediği üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bu örneği niye konuşuyoruz? Bu örnek bize, bu örneği tamamen unutalım demin dediğim gibi. Yani istisnai bir durum olarak düşünebiliriz. Bu örnek bize aslında öznelliğin her yerde de yaşanıyor olabileceğini fark ettiriyor. Bak, felsefe böyle bir şey işte. Yani birisi öyle bir kanıtlama öne sürüyor ki, öyle bir argüman öne sürüyor ki, onun öncüllerini kabul edersen sonucundan kaçamıyorsun. Bu bir tartışma başlatıyor. Adam diyor ki bak, bu öncüllerimi kabul ediyor musunuz? Böyle şeyler olabilir mi? Şöyle şey olabilir mi? Ha, öyleyse diyor adam, buradan kalkıyor. Belki de tüm tecrübenin öznel olmasından kaynaklanan bir nedenle doğruluğun uygunluk kuramı savunulamaz diyor. Bam, bir kayaya çarpıyoruz. Şimdi kabul etmek de istemiyoruz. Demin bahsettiğimiz problemlerle karşılaşıyoruz. O zaman felsefe yapmaktan başka çaremiz yok. Sen diyeceksen ki, yani arkadaşım, ya diyeceksin ki bu öncüllerden bu sonuç çıkmaz. Ya da diyeceksin ki ben bu öncüle itiraz ediyorum, bu öncül yanlış. Felsefe tamamen böyle bir tartışma işte. Ya. Ha işte, hemen pes etmeyeceksin işte. Pes ettin mi işte, o sofizme teslim olduk, bitti gitti, tamam. O zaman da gemisini yürüten kaptan, işte yani iktidar kimdeyse onun dediği olur, bilmem. Biz bundan kaçıyoruz zaten. Ya bizim birlikte, bir arada yaşayabilmemiz için, yani tüm insanlık olarak ya da Müslümanlar olarak, ümmet olarak bir arada yaşayabilmemiz için bir tür nesnelliğin olduğunu ve buna göre bir şeylerin doğru ve yanlış olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani bu böyle hemen, aa tamam ya, pes ettik, olmuyormuş filan. Ha, bu arada ben şeyi de biliyorum, doğru, bir hoca olarak ben konuları size hissettirebilmek için biraz böyle sert de anlatıyorum. Öyle diyeyim. Tabii şu anlamda, yani farkı, şöyle bir uyanın ya, çok naifsiniz kardeşim. Ya ne bu ya, böyle sanki her şey iyi güzel, lay lay lon gibi, böyle her şey ana sınıfı yarışması gibi dönüyor falan. Öyle değil. Her şey çok ciddi ve çok sert aslında hayatta. Ha, biraz onu fark edin diye anlatıyorum. Ama belki de yani buradan bir düşünce çıkarıp siz kendiniz felsefe yapıp bizim ufkumuzu açacak bir şey söyleyecek ya da yapacaksınız. Bu bir davet gibi yani bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hemen de bu anlamda pes de etmeyin. Yani çok ikna edici olabildiğimi biliyorum. Hocalığın iktidarı var ya, o sayede oluyor bu. Ona hemen kapılmayın. Çünkü ben tersini de şu anda size çok ikna edici bir şekilde anlatabilirim. Realizmi de çok ikna edici. Ama onu anlatırsam sizi provoke etmiş olmam. Tamam mı? Hocam şimdi nesnellik de problemi değil mi? Nasıl? Bir şey bir kabilede, evet, yaşayan bütün insanlar, peki, dünyanın 100 yıl önce var olduğuna inanıyor. Bu bütün diğer insanlarla da uyumlu, yani bütün diğer sahalarla uyumlu. O zaman yani böyle dedi mi, doğru mu diyeceğiz? Ya da nesnelliği niye dayandıracağız? Benim tamam, şimdi zaten sen şimdi aslında tutarlılıkla ilgili bir şey de söyledin. Biraz ona geleceğiz. Neye diyeceğiz hakikaten nesnellik diye? Değil mi? Geleceğiz. Güzel. Devam. Onu unutma, bu sorunu. Şimdi bu problemi bir kenara bırakalım. İkinci bir problemden daha bahsedeceğim. Listenizde de o var. Onu yazmışız. Terimler de muğlak işte. Hah. Çok enteresan bir şey. Hatırlarsın işte, şu anda belki daha iyi hissedeceksiniz. Niye terimlerin muğlaklığı problemini sonra konuşuyoruz da külliler, tümeller problemini önce konuşuyoruz? Onlar var mı yok mu, nasıl bir tartışma, onu bilmeden şu an söylediğimi anlamazsınız da o yüzden tersine çevirmiş bir şekilde yapıyoruz kitabı. Ha, şimdi terimlerin muğlaklığı derken neyi kastediyoruz? Arkadaşlar, hemen hemen her genel terimin kullanımı ile ilgili bir muğlaklık var ve dili konuşanlar olarak acaba o muğlaklıklar nasıl giderilebilir konusunda dönüp bakacağımız ve yardım alabileceğimiz bir otorite bulamıyoruz. Dili konuşanlardan başka hiç kimse yok. Yani neyi kastediyorum? Şimdi size onu anlatayım. Çok klasik örnek. Mesela birisi kalkıp diyor ki bir gün gökyüzüne bakıp,
dünyanın, yerkürenin herhangi bir yerinde hava bulutlu diyor. Bak, bulutlu olmak kavramını düşünün, tamam mı? Şimdi düşünüyoruz. Gökyüzünün ne kadarında bulut varsa hava bulutludur. Bu konuda kim karar verir? Ve ne zaman hakikaten o bulutlu dediğinde evet bulutlu ya da hayır bulutlu değil deriz. Düşünürseniz bakın, ülkeye göre de farklılaşabilir. Bak İbrahim mesela Almanya'da yaşıyor. Orada birisi hava bulutlu deyince herhalde çok bulutluyu kastediyordur. Biz de 3-5 tane bulut çıkınca bulut falan oluyoruz. Ya burası çünkü Akdeniz, yani burada her zaman hava açık. Yani böyle bir iki bulut geçip de hafif gölgelince ortalık bugün hava bulutlu diyoruz. Hakikaten belki de Almanya'dan biri gelse ne kadar açık hava, mis gibi falan olur mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda o terimin sınırı nereden geçiyor? Yani acaba gökyüzünü mesela bir alan olarak düşünün. Bu alanların %50'den fazlasında bulut varsa mı bulutludur? Yoksa 30 mudur o, yoksa 70 midir? Bir otoritesi falan yok ki. Ben diyorum ki mesela, oradan diyorum bana bir tane kırmızı elma ver diyorum. Çok güzel. Sen de gidiyorsun, orada bir kasada bir sürü elma var mesela diyelim. Bakıyorsun, kırmızı elma. Bir elmanın ne kadarı kırmızıysa, her neyse o, bu renkler başımıza bela. O elmaya kırmızı deriz. Azıcık bir yeri falan sarı olsa kırmızı olmayacak mı? Benekleri falan olsa olmayacak mı? Ne zaman bir elma kırmızı olmaktan çıkar da kırmızı olmayan elma olur? Bir sınırı yok. Belli değil ki. Ya da götürüyorsun mesela, oğlum bu kırmızı elma mı ya? Bu tam kırmızı değil diyorum. Baba işte kırmızı diyor mesela bizim oğlan mesela falan. Neye kırmızı diyoruz? Orada da bir muğlaklık var. Anlatabiliyor muyum? Bu terimlerin sayısını istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Ve belki dediğim gibi her terime başvurabiliriz ki zaten kapı meselesini tartıştık. Değil mi? Neye kapı denir? Muğlak yani. Ya gündelik hayatta ve normal yolumuza devam ederken kapı işte bir sorun yok. Ama gerçekten üzerinde düşünürseniz uç örneklere doğru kaydıkça iş neyin kapı olup olmadığı böyle flu olmaya başlıyor. Ha, o zaman bir önerme düşünün. İçinde böyle genel terimler var ve muğlak. Birisi bize dedi ki doğru mu yanlış mı? Hemen klasik kurama gidiyoruz. Bir şeyin var olduğunu, bu ne dedi şimdi ki, o var mı filan, böyle bir tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Anlıyor musunuz? Hatta size şöyle söyleyeyim. Bazı mantıkçılar demişler ki, ya galiba doğru ya da yanlış diye iki doğruluk değeri yok. Belki de önermelerin sonsuz doğruluk değeri var. Sıfırla bir arasında sonsuz, yani ne demek? Belki de efendim ben gökyüzüne baktım, hava bulutlu dedim. Hani havanın %30'u bulutluysa 0.3 doğruluk değerine belki sahip önerme de. Hepsi bulutluysa mesela 1 filan gibi düşünenler de olmuş. İşte mesela fuzzy logic dediğimiz bulanık mantık ya da puslu mantık dediğimiz şey buradan çıkıyor. Sonsuz doğruluk değerli mantık mesela. Yani iş nerelere gidebiliyor fark edin diye söylüyorum. O mesela düşünüş tarzı işte klasik olmayan bir düşünüş tarzı. Hı? Klasik olana karşıt. Bu da çok ciddi bir problem. Yani gerçekten o terimlerin sınırları nereden geçiyor hiç bilemiyoruz ki. Değil mi? Karışık yani. Peki. Başka bir tane daha konuşalım. Bakayım ne yazmışım ben buraya. Bir de şu var. Gönderimi bir türlü netleştiremediğimiz durumlar var. Ya bu sefer daha çok nesnelerden bahsediyoruz. Neyden bahsediyoruz? Bu konuda çok meşhur bir örnek var. Onu anlatayım size. Quine diye bir felsefeci var. Onun bir örneği. Gavagai örneği. Ne demek Gavagai? Quine bir pragmatist. Adam diyor ki, varsayalım ki diyor bir ülkeye gittiniz, bir diyara gittiniz diyelim, ülke demeyelim. Oranın diliyle ilgili daha önce bir sözlük çalışması yapılmamış. Yani hani turist rehberleri falan alıyor ya da işte alıyorsun işte merhaba hemşerim falan nasıl denir falan öğreniyorsun falan gidince yanlışını söylüyorsa adamla daha geçiyor falan. Neyse ama öyle bir şey yok. Yani sözlük mözlük falan yok. Hani git, hala var öyle topluluklar. Afrika'da, Güney Amerika'da, Endonezya'da, şurada burada var. Gittin mesela oraya, ne yaparsın?
Diyelim ki dosyada karşılandın, orada milletle konuşmaya, anlaşmaya falan çalışıyorsun işte kendince. Söylediklerini kendi diline tercüme etmeye ve anlamlandırmaya çalışıyorsun. Herhalde bunu söylediklerinde şunla ilgili konuşuyorlar diye sürekli bir tetikte olursun. Hani kendi sözlüğünü kendin yapmaya çalışırsın da diyebiliriz. Yapacağım başka bir şey yok. Coyne'in örneği şu. Diyor ki öyle bir ülkeye gitsek, oradan da zıplayarak bir tavşan geçse, daha henüz dil mil de bilmiyorsun. Oradaki vatandaştan biri döndü dedi ki, ha gavagay dedi. Ne yaparsın? Bunun işte neyi hakkında konuşuyor bu? İlk aklımıza gelen şey ne olur? Tavşan. Ha tavşan. Abiciğim herhalde bu gavagayı yazıyorum. Kaleme alıyorum gavagayı tavşandır falan şeklinde yazıyor. Öyle mi hakikaten? Bakın belki de adam tavşan diyor, doğru. Ya da tavşanın öyle bir parçası var ki ne zaman tavşan görsek onu da görmüş oluyoruz. Ona belki gavagayı diyorlar. Bilmiyoruz ki. Ya da tavşanın yani çok farklı bir ontolojik yapıları var. Tavşanın oradan zıplayarak geçişine gavagayı deniyor. Aha bir gavagay olayı yaşadık falan diyor mesela. Bilemezsin ki. Nereden bileceksin? Ha peki ne yapacaksın? Ha dili öğrenmeye çalıştıkça mesela diyelim ki herhalde böyle soru soruluyor öğrenirsen ya abi çok merak ettim ya şu gavagay hayvanın adı mı abi filan gibi sorarsın. Değil mi? Fakat Coyne'in söylediği şey şu. İster soru sormayı öğren, ister hangi kelimeyi öğrenirsen öğren. Öğrenirken deminkinden farklı bir şekilde öğrenmiyorsun. Yani hep tutturmaya çalışıyorsun. Herhalde böyle konuşuluyor olması buna karşılık geliyor diye kafandan bir şeyleri atıyorsun. Yani herhalde bu. Şunu fark etmeye başlıyoruz. Terimlerle millet orada neyi kastediyor ve neyle ilgili konuşuyor? Gene öznellikten kaynaklanan bir problem bu. Tam olarak netleştirebilmenin hiçbir zaman imkanı yok. Yani sen soru soruyorum derken şu kullandığın kelimelerin de belki anlamları senin söylediğinden biraz daha farklı da sen onu öyle yorduğun için öyle sordun. Öyle dinlediğin için de öyle anladın. Belki de hakikaten öyle değil. Anlıyor musun? Şimdi Quine'ın bu örneği gene istisnai mi diye sorabilirsiniz. Quine bu meseleyi başka bir şey tartışmak için anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar diyor şimdi bu örneği iyice bir anlayalım tamam. Bir bebek diyor doğduğunda zaten dili böyle öğreniyor. Ha, niye? Bebek annesini babasını gözlemliyor. Belli ortamlarda ve durumlarda onların ağzından çıkan şeyleri taklit etmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki tavşan dedi falan mesela. Anlatabiliyor muyum? O da büyük ihtimalle kafasında bir kuram oluşturuyor. Yani herhalde annem babam böyle bir durumda şöyle bir şey tavşan diyor diyor. Anlıyor musunuz? Yani herkes dili böyle öğreniyor. Bu muğlaklıklar ne kadar giderilirse giderilsin hepimizin kafasında aslında o dili öğrenmemizden kaynaklanan bir muğlaklık var. Yani şu mesele, anlamlar böyle nesnel bir şekilde bir yerlerde ha şu avizedeki bu ampuller gibi duruyor da hepimiz aynı şeye bakıp aynı şeyi söylüyoruz demek çok zor. Hı? Ya çok acayip. Bir görüşe göre öyle. İdiosinkratik görüş dediğimiz görüş bu. Diyor ki dil kişisel o dillerin çakışımı, kesişim kümesi gibi bir şeydir. Hiçbir zaman tam bir netlik ve belirlenim sağlanamaz dilde diyor. Bir görüş bu, uç görüş bu. Tabii. Ya işte o yüzden niye millet nasıl bu işlerin içine... Yani dil gerçekten nesnel bir gerçekliği ifade ediyor ve orada var olan ifade ederse doğru bir şey söylüyor yoksa yanlış bir şey söylüyor demek hani klasik işte doğruluk kuramı kolayca kabul edilebilir değildir hükmüne bu nedenle varmış zaten. Yani ne güzel mis gibi işte uygunluk kuramı varken niye onu karıştırıyorsun işte karıştırıyorsun çünkü bir türlü ikna olmuyorsun yani. Ha? Hocam sınırla ilgili bir problem. Sınır. Bu açıdan bakarsak, işte bak, realizm burada, işte gene metafizikte konuştuğumuz konuyu hatırlayalım. Realizm burada hasar almaya başlıyor. Hani bizim dışımızda anlamlar var, o nesnel falan demekle zorlanmaya başlıyoruz.
idealizm güçlenmeye başlıyor bir metafiziksel pozisyon olarak. Ne demek o? Öznenin kurucu faaliyetinden bağımsız bir nesne yoktur. İdealizmin uç pozisyonu olarak. Dolayısıyla özne ile nesne arasında bir fark kalmıyor. Anlıyor muyuz? Yani ve hangi pozisyonu benimsiyorsa, bakın ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Yani diyebilirsin ki ya işte ben kurduğumu bilirim, ben kurduğuma göre ben bilirim, ne kadar güzel. E peki intersübjektif bir şekilde hepimizin anlaşabileceği bir şekilde bu sefer kurma gibi bir şey var mı? Mesela. Değil mi? Tabii ki. Şimdi bak. Özne dediğimiz şey. Hani bunu son derste biraz daha konuşacağız. Yani fail dediğimiz şey. Bir başka açıdan da bu konuştuklarımızı şimdi biraz daha hani şey yapalım, ciddileştirelim. Belli bir dili konuşan olarak ve o dil içerisinde kendi kendisini anlamlandıran olarak var. Sadece şu ana kadar söylediklerimizden hareketle. Hani bir özne var, fail var filan değil mi? Bir şekilde. Ve bağımsız olarak var. Bunu demek o kadar zor ki. Zaten o belirlenimlerin altında sen kendini anlıyorsun ve düşünüyorsun. Bir de bu sorunla bir iki ders önceki o özgür neden problemini bir araya getir. Hani ben özgür bir neden olabiliyor muyum? Hiç yani zaten. Değil mi? Problemini bir araya getir. Özne biraz çok problemli bir hale gelmeye başlıyor. Ama tabii hemen pes etmiyoruz. Niye pes etmiyoruz? Yahu o anlamda özneyi ortaya kaldırsa kime ne sorumluluk yükleyeceksin? Oo, çok ciddi problemler çıkar. Değil mi? Çok karışık. Peki, bir problemden daha bahsedeceğim. Birileri de diyebiliyor ki, ya arkadaşım yani hakikaten bu öznellik möznellik problemleri var ama işte bilim var. Ha, niye bilim var? İşte nasıl varsa var işte, birazdan konuşacağız onları da ama. Ya mesela bu lacivert mi değil mi? Nasıl anlarız? Deney yapalım. Nasıl deney yapalım? Bundan yansıyan ışıkları alalım. Yani bir işte bir şekilde bir kromatografa şuna buna sokalım. Öyle cihazlar var. Oradan yansıyan ışığın frekansını ölçelim. O frekans renk tayfında ne diye denk geliyorsa o renktir diyelim. Nesnel işte. Mis gibi nesnelliği kurtaralım. Değil mi? Bak ne güzel fikir. Problem çıkacak mı? Kesin çıkacak. Çıkmaması bir türlü olmuyor. Şimdi bak. Burada çok ciddi sorunlar var. Nasıl sorunlar var? Bir kere zaten frekansı ölçsen bile neye mavi neye kırmızı diyorsunun nesnel bir otoritesi yok. En fazla o frekansı söylersin, olur biter yani. Çünkü şurası mı mavinin bittiği yer, azıcık şurası mı filan kimse bilmiyor. Zaten hani hep tartışılır ya işte bu mavi mi yok işte ne yani hanımlar onu daha çok yapıyor. Yok işte bilmem ne su yeşili mi yok bilmem ne turkuaz mı ne bileyim. Yani acayip benim hiç bugüne kadar hayatım boyunca anlamadığım renkler var. Ciddi söylüyorum. Ben mesela bugüne kadar bej nedir anlamadım arkadaş. Bej ne ya? Bej diye bir renk mi var ya? O diyor ki ha şu ya ne farkı var bununla bu aynı gibi falan. Neyse. Bejin ne olduğunu gerçekten bilen var mı? Var mı burada bej mesela? Var mı şu an? Ne bileyim ne işte. Belki de var işte bilmiyorum yani. Hiç haberim yok. Böyle bir sürü rengi ben hiç bilmiyorum mesela. O yüzden bu çok tartışmalı. Ama burada daha önemli bir problem var arkadaşlar. O da şu. Şimdi ben acaba hiç bir önermeyle bir olguyu karşılaştırdığım bir durum yaşıyor muyum? Demek istediğim şey şu. Benim kendime olgu olarak da sunduğum ve resmettiğim her şey de zaten önermesel. Yani dolayısızca aslında biliyorum dediğim bir gerçeklik var da onunla önermeyi şöyle koyup bak bu filan diyebiliyor muyum acaba? Büyük ihtimalle diyemiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Ben deminki deneye tekrar geri döneyim. Benim bu şişenin rengi ya da bu şişeden yansıyan ışığın rengi diyelim şudur diyebilmem aslında bir sonuç. Yani bir çıkarımın sonucunda elde ettiğim bir sonuç. O çıkarım da bir sürü önermeyi varsayıyor. Yani ben bir sürü önermeyi doğru kabul edeceğim ki artı oradan bir akıl yürüteceğim. O akıl yürütmelerin sonucunda işte bunun rengi şudur diyeceğim. Bak bir kere benim
Bu deneyi yapabilmem için mesela optik kuramı ile ilgili, o kromatografın yapılmasının dayandığı bütün mekanik ve fizik kuramları ile ilgili önermeleri doğru kabul ediyor olmam lazım. Onları doğru kabul etmiyorsan zaten ölçtüğüm şeyin ya da biçtiğim şeyin doğru ya da yanlış olduğuna nasıl hükmedeceğim? İyi de ben optik kuramını doğru kabul edilmek için bütün mekaniği kuramlarını zaten doğru kabul etmem lazım. Birden şunu fark ediyorum. Herhangi bir önermenin doğru olduğuna hükmedebilmem için kocaman, belki de sonsuz bir önermeler topluluğunu doğru kabul etmek durumundayım. O zaman onları doğru kabul edeceksem zaten onların doğruluğu tartışmalı. Onlar nereden doğru zaten ki yani bu noktaya biz geldik? Oho, oraya gelene kadar. Dolayısıyla ben hiçbir zaman belki de, tekrar söylüyorum, bir olguyla bir önermeyi kıyaslamıyorum. Kocaman bir önermeler topluluğuyla bir başka önermeyi kıyaslıyorum. Oradan böyle sonuçlar falan filan çıkarıyorum. Öyle olunca da doğruluğun uygunluk kuramı tamamen cortluyor. Yani hiçbir alakası kalmıyor. Ne, varlık diye bir şey diyorsun da onlarla ilgili konuşmanı sağlayacak olan şey zaten hep önermeler. Onların hepsini doğru kabul etmezsen konuşamıyorsun. O zaman işte millet yavaş yavaş şöyle düşünmeye başlamış. Demiş ki ya bu klasik kuramla bu iş olmuyor. E ne yapalım? Galiba demiş, öyle bir gerçekliğe mütekabiliyet, uygunluk değil de doğruluk bir tür tutarlılık. Ne demek tutarlılık? Yani bir sürü önerme olacak. Bu önermeler birbiriyle uyumlu olacak. Aynı anda doğru olacaklar. Efendime söyleyeyim, birbirlerini destekleyecekler falan filan. Tabii hemen şu aklımıza da geliyor. Deminki işte konuştuğumuz konu buydu. Sizin sorunuz üzerine de konuştuğumuz konu buydu. Yahu gerçekten birbiriyle tutarlı bir sürü önerme olabilir ve biz onların hepsini birlikte doğru kabul edebiliriz ama bu gerçekten de bir gerçekliği yansıtmıyor da olabilir. Yani bunu düşünmek de gayet mümkün yani. Yani gerçeklikle biz bağ kurmak için, hani gerçekliği kendimize sunmak için uygunluk kuramını seviyorduk zaten. Hani ondan vazgeçtiğin andan itibaren sadece tutarlılık sana zaten o gerçekliği vermemeye başlıyor. Yani biraz ne oluyor? Dilin kendi içine böyle geri dönmüş oluyorsun. O dilin içerisinde sanki hapis gibi oluyorsun. Diyorsun ki ya şu ana kadar doğru kabul ettiğimiz şeylerin, birbiriyle tutarlı olan şeylerin doğru olduğunu kabul edelim. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Genellikle bu çok sık yaşanan bir şey, bilimlerde de yaşanan bir şey. Hakikaten bir sürü kuramı doğru kabul ediyoruz, birbiriyle tutarlı olarak yeni kuramlar geliştiriyoruz. Anomaliler çıkıyor. Yani mevcut o tutarlı olan kuramlarımızla uymayan, onları desteklemeyen bir şey çıkıyor. İnsanlar o zaman ne yapıyorlar? Ya onu mevcut kuramlara uydurmak için böyle ad hoc, durumu kurtarmaya yönelik böyle fiilen manevralar yapıyorlar. Ha, biraz üç kağıt gibi yani, öyle söyleyelim. Ya da diyorlar ki, çok nadir oluyor bu. Ya bizim şu ana kadar tutarlı kabul ettiğimiz kuramların tamamından vazgeçip yeniden bir şey kurmamız lazım diyorlar. O zaman da hakikaten bilgi bilimsel açıdan bir devrim oluyor. Yani bilim alanında devrim dediğimiz şeyler böyle gerçekleşiyor. Anlıyor musunuz? Yani o anomalileri bir türlü aslında çözemediğinde o ana kadar... Yani şöyle düşünün, hani şu ana kadar konuştuğumuz örneklerden hareketle bir örnek verebiliriz. Hani demiştik ya teleolojik fizik ortadan kalktı, mekanik fizik ortaya çıktı. Mesela o bir devrim mesela. Öyle basit bazı düşünce deneyleri var ki mesela o bir anomali yaratıyor. Diyorsun ki ya bu anomaliyi mevcut o tutarlı kuramımız, o süper kuramımız çözemiyor. O zaman çok başka bir çerçevede bunu ele almamız lazım diyorsun. Fakat tekrar geri dönüyoruz. Böyle diyelim ki bir devrim oldu. O anomaliyi de çözdük ve yeni bir çerçevemiz var. Bir sürü kuramımız, muramımız falan filan var ve birbiriyle tutarlı. Gerçekliğe daha yaklaştık diyebilir miyiz? Gerçekliğe daha yakınsadık diyebilir miyiz? Yoksa mevcut durumlarda, mevcut anomalileri de çözebilen bir kuram topluluğumuz var. O da her an bir anomaliye rastlayıp sorun yaşayabilir. Yani hani burada şunu hissetmenizi istiyorum. Bakın ilim dediğimizde, istiyorsanız bakın bunu doğa bilimi olarak alın. Bir bazılarınız burada ilahiyat öğrencisi, biz ilim derken mesela vahyi de kastediyoruz. Peygamberimizin o vahyi anlama ve yorumlama biçiminden kaynaklanan fiilleri de kastediyoruz. Hakikat anlamında ona ilim diyoruz. Onu anlamaya çalışma çabasına da ilim diyoruz. Yani ilmi nasıl anlarsanız anlayın.
şu durumumuzu fark etmemiz gerekiyor doğruluk açısından. Ya ben bir gideyim bakayım da şu gerçeklik nasılmış, söylediklerimiz buna uyuyor mu diyebilme şansımız bir türlü olmuyor. İstiyorsan fizik yap, istiyorsan fıkıhla uğraş. Hiç fark etmiyor ki. Hemen hemen aynı noktadayız yani. Bunu hissediyor musunuz? Ama her türlü de bir tür bir nesnelliğe yakınsadığımızı, değil mi? Bir tür bir gerçeklik olduğunu da söylemek istiyoruz. Aksi takdirde başımıza işte bir sürü iş açıyoruz. Hı? Hı? Değil mi? Evet, peki. Şimdi. Efendim? Tabii tabii, sen istediğin zaman çıkabilirsin. Şimdi, dolayısıyla, nasıl? Nasıl? Şimdi zaten şu üçüncü sayfanın sağ üst köşesindeki slide üzerinden şöyle biraz gidelim. Bakın orada zaten tutarlılık meselesi gündeme geliyor ve orada iki tane problemden ben bahsetmişim. Yani yavaş yavaş o faydacılık meselesine de geleceğiz. Demin devrimden bahsettim, hani belli sıçramalardan bahsettim. Genellikle bir başka problemden şimdi size söz edeceğim. Varsayalım ki elimizde bir tür bir ampirik veri de var. Hani belli olgular var diyelim. Hani. Fakat şunu da fark ediyoruz. Aynı olguyu açıklayan, aynı olguyu bize sunan birden fazla, hatta sonsuz çeşitlilikte kuram da olabiliyor. Dolayısıyla hangi kuram doğru falan dediğimizde bir tuhaf bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu problemin de bir adı var. Eksik belirlenim problemi deniyor buna. Underdetermination problemi. Ne demek bu? Yani bir olay yaşandı diyelim. Ben onu açıklamaya çalışıyorum. Benim de bir kuramım var, senin de bir kuramın var. İkisi de o olayı açıklıyor. Ama sadece o olaya bakarak, yani deney ya da gözlem verilerine bakarak hangi kuram doğrudur'a bir türlü karar veremiyoruz. Anladınız mı ne demek istediğimi? Peki. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Niye bir kuramı tercih edelim öbürünün yerine ortaya çıkıyor? O zaman rasyonel, mantıksal bir ölçüt bulmakta zorlandığımız için şöyle bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Diyelim ki biz bilim adamlarıyız. Bir bilim cemaatiyiz diyelim. Hep beraber bilim yapıyoruz belli bir alanda. Biyolog da olabiliriz. Efendim, fıkıhla uğraşıyor da olabiliriz. Hiç fark etmez. Farklı kuramlar var elimizde. Belli bir olayı açıklayacak belli ya da belli bir hüküm var mesela diyelim. Hüküm, farklı hüküm kuramlarımız var yani fıkıhla uğraştığımız için örneği verelim. Şimdi hangisini doğru kabul edeceğiz? O zaman insanlar diyorlar ki, ya bilim cemaatinin o anki iş yapış biçimine daha uygun olan, ona daha çok benzeyen, daha basit olan falan. Yani bunlar neler? O cemaatin değerleri. Bakın dikkat edin. Yani biz neyi değerli kabul ediyorsak, neyi uygun kabul ediyorsak o değerlere uygun olanı kabul etme eğilimine giriyoruz. Burada çok önemli bir noktayla dolayısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Doğruluk probleminin demin söylediğim anlamda çözülememesi bilimin, ilimin nasıl derseniz deyin, daha sosyolojik bir zemine doğru kaymaya başlamasına yol açıyor. Yani biz bir anda ya nesnellik var, biz de buradayız, aslanlar gibi nesnelliğe doğru gidiyoruz falan filan gibi böyle bir iddiada biraz patinaj yapmaya başladığımızda, iyi de ya biz neye bilimsel diyoruz o zaman, niye bunun yerine bunu tercih ediyoruz falan dediğimizde verilecek cevap ya o nesnel olduğu için bak hakikat falan filan olmaktan çıkıyor. O bilim cemaatinin değerlerine bağlı bir seçime dönüşmeye başlıyor. Bütün mesela bugün yapılan 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda yapılan bilim felsefesi tartışmalarının arka planında bu var. Okursanız ileride hani girişin ötesi var mı diyorsunuz ya, var işte. Okursanız mesela o literatür tamamen bu tartışmalarla ilgili. İkinci problem de şu. Varsayalım ki biz bir kuram geliştirdik ve söz konusu o kuram belli bir testi geçti. Şimdi size bununla ilgili bir örnek anlatacağım. Ama gelecekteki testleri geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Belki o anda bir deney yaptık, doğru çıktı da her zaman doğru çıkacağı nereden bilir? Mesela diyeceğiz, diyor demeye çalışır ki bu bilimsel yasadır. Bilimsel yasa demek ne demek? İşte uzay zamanın her yerinde her zaman geçerli olan tümel koşullu önerme demek. Tüm ağlar B'dir tarzında bir önerme bu aslında en nihayetinde. Deney yapıyoruz, doğru çıkıyor. Gelecekte doğru çıkacağını biliyor muyuz?
her yerde doğru çıkacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden bazıları da diyor ki ya bu bir süreç işte, sonsuz bir süreç. Öyle doğruluk hani bir anda doğru falan denilebilecek bir şey değildir diyor. Şimdi bununla ilgili size bir örnek anlatacağım. Neden belli deneyleri, testleri geçen bir şeye doğru diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz? Ama hiçbir zaman da aslında o tam doğru olmuyor. Genel görelilik kuramı var ya Einstein'ın, meşhur. Hani bugünkü fiziğin de arka planında yer alan. Genel görelilik kuramı arkadaşlar aslında 10 tane denklem diye düşünün. Matematiksel denklem. Belli terimleri birbiriyle ilişkilendiriyor. Hızla, kütleyi, kütleyle bilmem neyi falan. Her şeyi böyle ilişkilendiren 10 tane denkleminiz var. G1'den G10'a kadar diyelim denklemleriniz var. Şimdi matematiksel bir yapı bu. Ya bu doğru mu yanlış mı diye şimdi soruyoruz. Ne bileyim doğru mu yanlış mı, matematiksel bir yapı. Benim bunu gözlemle, deneyle, tecrübeyle ilişkilendirmem lazım. Ha, Einstein ve bilim adamları bu kuramdan bir gözlem önermesi türetmeye çalışmışlar. Gözlem önermesi. Acaba bu kuram doğruysa neyi gözlemlememiz gerekir gibi bir sorunun cevabını bulmaya çalıştılar. Genel görelilik kuramı şöyle bir şey söylüyor. Büyük kütleli cisimler diyor, uzay zamanı eğip büker diyor. Ne demek bu? Yani hani böyle bir şey örneği anlatılır. Hatta çekim de, yer çekimi dediğimiz şey de biraz böyle bir şeydir. Geometrik eğilip bükülmesinden kaynaklanır diye. Mesela kocaman bir levhaya böyle ağır bir kütle atsanız böyle çöker ya içine doğru. Bir tane bilye yuvarlasanız diye böyle yuvarlanıp içine düşer onun. Yer çekimi böyle bir şey bu kurama göre. Yani uzay zamanı bir büyük kütleli cisim eğip büküyor. Etrafındaki cisimler onun etrafında, o yüzden dolanıyorlar ya da eğer çekimine kapılırlarsa dırırt içine düşüyorlar gibi düşünün. Bu denklemler o eğip bükmenin ne kadar olabileceğini hesaplamamızı da sağlıyor. Şöyle bir gözlem önermesi buluyorlar. Diyelim ki bu güneş olsun. Bu da dünya olsun. Şurada bir tane de çok uzaklarda bir yıldız olsun. Eğer kuram doğruysa, bu ışık ışını buradan gelirken uzay zaman eğri olduğu için eğrilerek bize gelecek. Yani güneş burayı eğip büktüğü için uzay zamanda bu ışık ışını eğilecek. Ve aslında biz gözlem yaptığımızda normalde yıldızı olması gereken asıl olduğu yerde değil de belli bir alfa açısıyla sapmış olarak göreceğiz. Anladınız mı? Bu denklemlerden böyle bir yıldız için bu alfa açısının ne olması gerektiğini hesaplıyorlar. Bilimler nasıl işliyor ve ilerliyor onu hissetmenizi istiyorum. Sonra bununla ilgili yakın zamanda bir kitap da çıktı. Bu sene çıktı galiba. Bu deneyler nasıl yapılmış? Hakikaten bir güneş tutulması sırasında da gerçekten bu yıldızın yeri neresi? Onu saptıyorlar ve bu açıyı ölçüyorlar. Tam o alfa açısı kadar çıkıyor. Hesaplanan alfa açısı olarak kadar çıkıyor. Bakın şimdi çok enteresan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir kuram var. Matematiksel bir şey. Oradan bir gözlem önermesi türetiyorsunuz. O gözlem önermesi gerçekleniyor. Justify oluyor. Şimdi çok enteresan bir şey var burada. Aynı alfa açısını hesaplayan başka bir denklem grubu olabilir miydi? Evet. O yüzden kalkıp da sadece bu kuram ve bu kuramın tasvir ettiği şey doğrudur, gerçektir diyemiyoruz. Buna işte eksik belirlenim diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Peki bu kuramın böyle bir öngörüsünün doğrulanması ama başka bir öngörüsünün yanlışlanması bugün ya da gelecekte mümkün mü? Evet, mümkün. Peki ne yapıyoruz? Şimdi diyoruz, şimdilik testi geçtiği için bunu bilimsel ya da doğru kabul edelim ve yolumuza devam edelim diyoruz. Şimdi size anlatmadığım bu resimde bir şey var. O da şu. Asıl o yüzden bu örneği anlattım. Bir geçiş yapacağız. Bütün bu söylediğimin olabilmesi için, tamam hakikate ulaşamadık ama en azından bir test ortamı oluştu ve o test ortamından bir testi geçen kuramımız oldu. Şimdilik yanlışlanmadı bakın. Dolayısıyla bilimsellik aslında doğrulanabilirlik üzerinden demek yürümüyor.
yanlışlanabilme ihtimali üzerinden yürüyor. Karl Popper'ın meşhur iddiası. Yani yanlışlanabiliyor olan bilim, ileride yanlışlanabilme ihtimali de var yani. Şimdilik testi geçtiği için idare ediyor. Ona şimdilik güveniyoruz. Anladınız mı? Bütün bunların olabilmesi için mevcut şu kuramdan şu gözlem önermesine geçiş yapılabildiğinin bir kesinliğinin olması lazım. Yani ben karmaşık önermeler toplamından bu sonucun çıktığını söyleyebilmem lazım. Bu çıkarımı neye dayanarak yapıyorum? Mantığa dayanarak yapıyorum işte. Mantık diye bir şey var. Yani akıl var, mantık var lafı var ya. Akıl var, mantık var diye o mantık çok önemli. Mantık ne işimize yarıyor? İşte bu tip çıkarımları yapabilmemiz, en azından bilim söz konusu olduğunda bu çıkarımları yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden dersimizin şu an geri kalan kısmında madem içeriksel doğruluk bu kadar problemli, ayağımızı neye basıyoruz da bilgi dağarımız büyüyor ve genişliyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Orada da işte mantık olmasaydı, tamam mı? Mantıksal çıkarımlar olmasaydı, hiçbir şekilde o bilgi dağarı büyüyemezdi. Onu size anlatmaya çalışacağım. Tabii hemen beraberindeki soru da mantık ne ki bize bunu sağlıyor? Hı? O yüzden mantıkla devam edeceğiz. Şimdi, pardon ben mantıkçıyım biliyorsunuz değil mi? Benim asıl uzmanlık alanım mantık. Kendi konuma geldim yani. Evet, en sevdiğim konu. Şimdi, slaytlarınızda da var arkadaşlar. Örnek olarak da yazmışım ama buraya da yazayım. İşte bu tahta yeşildir önermesini yazmışım. Bu tahta yeşildir. Bu tahta beyazdır da yazmışım. Şimdi zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu tahta beyazdır. Doğru mu yanlış mı? Çok zor ya. Yani şu an ya şimdi tahta ya. Hani bir tahta değil ya. Hani malzeme olarak. Ya ama hocam yani ders yapılan ve üzerine işte bir şeyler yazılana da tahta diyoruz bilmem ne falan diyebiliriz yani tamam. O biraz problemli. Burası hakikaten beyaz mı yani? Bej bile olabilir ben bilmiyorum ya. Beyaz mı hakikaten? Beyaz görünüyor mu? Daha böyle gri gibi falan. Neyse ne bileyim. Kirli beyaz. Kirli beyaz. Hakikaten de kirli yani kelimenin tam anlamıyla kirlenmiş yani. Yeşil mi peki? Herhangi bir açıdan baksak biraz yeşil gibi de göründüğü olabilir mi? Şu halde de yansıyor ya. Evet bak buradan bakınca onun yeşilliği vuruyor biraz yeşil gibi görünüyor falan. Sanki değil gibi. Ama işte çok basit bir olgusal önermeyle ilgili bile karar vermek çok zor. İşte zaten soru burada. Ya arkadaşlar içeriksel doğruluk bu kadar sıkıntılıyken siz niye beni dinliyorsunuz? Yani demek istediğim şey şu, niye akademi diye bir şey var, üniversite diye bir şey var, hoca diye birilerini size getiriyorlar, işte kaç saat kafanızı ütülüyorlar bilmem ne falan. Neye güveniyoruz da biz bir şey biliyormuşlar? Hani şey vardır ya, böyle düğüne gidersin, abi gel oyna derler, ben bilmiyorum dersin, abi biz biliyoruz da mı oynuyoruz falan der. Hani biz biliyoruz da mı konuşuyoruz yani? Abi biliyor da olma ihtimalimiz çok zayıf bir şeyleri yani içerik olarak ben gerçeği biliyorum arkadaşlar gerçeği böyle bir şey çok zor yani. İyi de bir sürü de bilgi birikmiş olmalı ki ben de onları hani öğrenmiş olmalıyım ki hoca diye size anlatıyor olayım. Yani siz de en azından okuyup siz kendiniz de hoca olun filan. Yani bu ehliyeti alabilmenin zemininde o birikimin olması lazım. O nasıl birikiyor? En basit bir önermeye bile doğrudur diyemiyorken anlıyor musunuz? Ha orada işte mantık çok önemli bir hale geliyor. Bakın, bu tahta beyazdır. Ve beyaz değildir. Dediğimizde, şimdi birazdan onları konuşacağız. Şu kelimelerin anlamlarında anlaşabiliyorsak, ki zaten mantık onlarda anlaşmamızın üzerine kurulu ya da anlaşmayı belli bir şekilde yapma üzerine kurulu. Buna yanlış demekte hiç tereddüt etmiyoruz. Yani şunu demiş oluyoruz. Abicim bilmiyorum beyaz mı değil mi? Yani içeriksel doğruluğu bir kenara bırakıyorum. Ama birisi bana kalkıp yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum.
bu tahtaya beyazdır diyorsa ve doğru diyorsa ve aynı zamanda da beyaz değildir diyorsa ve ikisini de aynı anda söylüyorsa, kimse kusura bakmasın yanlış bir şey söylüyordur. Bu kesinlikle yanlış yani. Ha, bu tahta beyazdır veya beyaz değildir diyorsa, ha o zaman da bakın içeriksel olarak bir şey söylediğinden değil, işte o yavaş yavaş onu hissetmeye çalışıyoruz. Biçimi itibariyle önermenin doğru bir şey söylüyordur. Yani şimdi bunlar ilkini söyleyen, bu tahta beyazdır ve beyaz değildir diyen tahtayla ilgili bir şey mi söyledi? Hayır. Değil mi yani? Hani bu tahta beyazdır ve beyaz değildir diyen yanlış bir şey söyledi. Bu doğru. Ama tahtayla ilgili bir şey söylemedi aslında. He? Bak, şimdi bu tahta beyazdır önermesi gibi bir önerme düşünelim. İşte o yüzden biçimsel mantık gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu tahta beyazdır önermesini P önermesi diyelim. Hani sembolik mantık meselesi tam buradan çıkıyor. Herhangi bir önermenin adı P olabilir. Ben kalkıp dedim ki bu önerme aslında şu işareti de değildir işareti olarak kullanıyoruz. Bu P ve P değildir olsun. Bu da P veya P değildir olsun. Bunların söylediği şey şu. Bu önerme P ne olursa olsun. Bakın o yüzden tahtayla ilgili bir şey söylemiyor. Yanlıştır. Bu önerme P ne olursa olsun doğrudur. Yani şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu V gibi, veya gibi, değildir gibi, ise gibi, ancak ve ancak gibi, her gibi, bazı gibi, öyle bazı terimler var ki o terimlerin anlamı konusunda anlaşabilirsek, ki genelde anlaşıyoruz, daha iyi anlaşıyoruz yani, niye öyle olduğunu da söyleyeceğim size. Böyle bir anlaşmaya varabiliyorsak, içeriksel olarak değil, biçimsel olarak, formel olarak, doğru ya da yanlış olabilen önermelerden bahsetmeye başlıyoruz. Hı? Diyebilirsiniz ki, hocam biçimsel olarak doğru önerme ne işimize yarar? İşte birazdan konuşacağız. Ama içeriksel olan doğruluğun sıkıntıları burada yok. Bunlara, şu terimlere mantıksal sabit deniyor. Ne anlamda sabit? Önermeden önermeye anlamları değişmiyor. Ve teriminin mesela anlamı bir araya, önermeleri bir araya getirdiğinde tabii farklı şekillerde de V kullanılabilir. Önermeleri bir araya getiren bir V teriminin anlamı bir mantıksal sabit olarak bir araya getirilen önermeler bir ve aynı anda doğrudur demektir. Değildir teriminin anlamı bir mantıksal sabit olarak söz konusu önerme doğruysa değili yanlış, yanlışsa değili doğrudur demektir. Anlamı budur. V ve değildir'in. Anlamları böyle olduğu için ve biz bu anlamları bu şekilde anladığımız için içeriği ne olursa olsun bu önermelerin P ve değil P önermesi yanlıştır. P veya değil P önermesi doğrudur. Şimdi bir başka örneğe geçeceğim. Bu biraz dursun, demlensin bu. Yazmayayım onu zaten, uğraşmayayım diye buraya da yazdım. Şimdi sayfa 3'ün sağ alt köşesinde bir tane örnek var. Diyor ki, pardon o değil, yanlış. Sayfa 4'ün sol üst köşesi. Hiçbir ağaç yenilebilir değildir. Bazı ağaçlar yeşildir. Öyleyse bazı yeşil şeyler yenilebilir değildir diyor. Bu bir kıyas. Çıkarım yani. İki tane öncülü var. Bir tane sonucu var. Ha, kıyaslar söz konusu olduğunda söz konusu kıyasa doğru ya da yanlış demiyoruz. Öncüler doğruysa, sonucun doğru olması durumunda, zorunlulukla doğru oluyorsa, kıyasa geçerli diyoruz. Hı? Ha? Ha. Şimdi bu geçerli mi? Evet. İstiyorsanız düşünün. Öncüleri doğru kabul edip de sonucu yanlış diyemezsiniz. Ha. Bakın burada şöyle bir sonuçta karşı karşıya kalıyoruz. İki tane öncül var. Bir tane sonuç var. Öncüllere doğru derseniz, bakın derseniz diyorum, öncüller doğrudur demiyorum. Birileri öncülleri doğru kabul ederse demek.
sonucu doğru kabul etmek zorundadır diyorsak, biçimi itibarıyla bu kıyasa ya da kanıtlama biçimine geçerli diyoruz. Geçerli kıyas diyoruz. Bakın bu da biçimsel. Şimdi mesela diyelim ki ağaç kavramını A ile gösterelim. Yenilebilir Y olsun. Yeşile de başka bir yenilebilir. Yeşil de ne olsun? Başka bir harf olsun, karışmasın. Ya da buna ya da başka bir şey diyelim. Ne olsun? O da B olsun canım, fark etmez. Ne olduğu önemli değil. Nasıl bir biçimi var bunun? Yani gene biçimini görün diye bunu yapıyorum. Diyor ki hiçbir ağaç yenilebilir değildir. Hiçbir A B, Y değildir. Değil mi? Sonra diyor ki bazı A'lar B'dir diyor. Değil mi? Sonra da diyor ki bazı yeşil şeyler, yani bazı B'ler yeşil şeyler yenilebilir değildir diyor. Yani Y değildir. Bakın A, Y ve B yerine ne yazarsam yazayım, yine içerikle ilgilenmediğimi göstermek için size bunu söylüyorum. Bunlar doğruyken bu doğru olmak durumunda. Şimdi demek ki ister önerme biçimleri söz konusu olsun, ister çıkarım biçimleri söz konusu olsun, geçerli olan, yani bir anlamda biçimsel doğru olan önerme biçimleri ve çıkarımlar var. Anlıyor muyuz? Yani bunun içine ne koyarsanız bu anlamda doğru oluyor. Ha mesela Aristoteles'in kıyas kuramı dediğimiz şey, yani Aristoteles'le başlayan ve bugün çok gelişmiş olan mantığı düşünürsek, aslında ne yapmaya çalışıyor? Özellikle çıkarımları, bu kıyasları dikkate alıyor. Hani iki öncülü bir sonucu olan, üç terimli kıyaslar alıyor. Bunların hangileri biçim olarak geçerlidir onları ortaya koyuyor. Hatırlıyor musunuz ya da aldınız mı öyle dersler? Bir kere kaç tane farklı kıyas biçimi olabilir? Aristoteles'e göre üç terimli. Hatırlıyor musunuz öyle şeyler? Yok. Ya, mantık dersi aldık diyenler var ya, 254 tane. Aristoteles'e göre bunların 19 tanesi geçerli biçime sahip. Sonra bunlara 5 tane daha eklenmiş. 24 tanesi geçerli. Tamam mı? 256 tane. 254 tane. 256 taneden 24 tanesi geçerli biçime sahip. Mantık böyle bir şeyle uğraşıyor. Ha, sonra biz tabii o 3 terimli, 3 terimliyi geçmiş vaziyetteyiz. Bize göre kaç tane öncül olursa olsun, kaç tane terim olursa olsun, herhangi bir önerme biçiminin şu anda geçerli olup olmadığını denetleyebilecek imkanlara sahibiz. Mantık böyle bir şey. Peki ne işe yarıyor işte? Şimdi tekrar geri dönelim. Ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde biz bir şeyi doğru kabul ettik diyelim. Bir önermeyi, bir kuramı doğru kabul ettik. Tamam mı? Ben diyelim ki bu bizim zeminimizi oluşturdu diyelim. Yani biz bir bilim cemaatiyiz ya da herhangi bir cemaatiyiz ve bir şeye doğru dedik. O konuda uzlaştık. Doğru mu değil mi? İşte çok zor. İçeriksel olarak doğruluğa karar vermek çok zor. Ama varsayalım ki o bir şekilde karar verdik, iman ettik. Ya da bir şekilde doğru olduğunu kanıtladık kendinizce, bilmiyorum. Şimdi ben bir akademisyenim diyelim. Bu bilgi dağarına yeni bir şey eklemek istiyorum. Yeni bir doğru eklemek istiyorum. Bunu da genelde bugün nasıl yapıyoruz? Mesela akademik dergiler var değil mi? Editörleri var, hakemleri var. Siz de inşallah akademisyen olduğunuzda öyle olacak. Bir makalede bir görüşü savunacaksınız. Bana göre bu da doğrudur diyeceksiniz. Ve göndereceksiniz makaleyi. Editör bunu hakemlere gönderecek. Ben de hakemlik yapayım. Geliyor bizim bunlar elimize. Biz ne yapıyoruz? Bir, böyle bir kanıtlama biçiminde anlamaya çalışıyoruz makaleyi. Öncülleri neler? Neleri doğru kabul etmiş? Ya da neleri doğru kabul ettiğini nasıl temellendirmiş, onları inceliyoruz. Ve şuna bakıyoruz. Bu öncüler doğru kabul edildiğinde o kişinin vardığı sonuç biçimsel geçerli bir çıkarımla elde edilebiliyor mu? Yani onlardan bu sonuç hakikaten çıkıyor mu?
Eğer gerçekten kendisi kabul edilen ya da desteklenmiş efendim ya da kendisinin belli verilerle desteklediği ve kabul edilebilir öncüllerden geçerli bir çıkarım yoluyla bir sonuç elde etmişse diyoruz ki bu makale yayınlanabilir. O yayınlandığı anda ne oluyor? Akademik camianın kabul ettiği bilgi dağarına ve doğrulara bir yenisi ekleniyor. Ha peki birisi diyelim ki o vatandaşın öne sürdüğü sonucu kabul etmek istemiyor. Yani diyor ki yani tamam bu bunu savunmuş ama ben buna karşıyım kardeşim ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ne yapacak? Oturacak, kendisi bir yazı yazacak. O yazıda diyecek ki ya diyecek ben senin öncüllerinden şunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu öne sürmek için bir çıkarım yapacak. O çıkarımın geçerli olması ve kabul edilebilir öncüllere dayanması lazım. Ya da diyecek ki siz yanlış görmüşsünüz. Bu öncüllerden bu sonuç biçimsel olarak çıkmıyor diyecek. Başka yolu yok. Akademik tartışma dediğimiz şey de bu şekilde yürüyor. Yani biz akademide birbirimizi ikna etmek istediğimizde tamamen mantıksal bir zeminde o tartışmayı yürütmek durumundayız. Anladınız mı? Bu açıdan bakıldığında herhangi bir akademik çalışma yapan bir kişinin çok iyi mantıkçı olması lazım. Mantığın ne olduğunu biliyor, neyi nasıl savunabileceğini biliyor olması lazım. Anlıyor musunuz? Yani mantık böyle herhangi bir şey değil. Niye ilimlerin kapısı demiş değil mi Gazali? Boş yere dememiş yani. O kapıdan geçmeden alim olamıyorsun. Ya da bir şeyi tartışamıyorsun. Hı? Hı? Hı. Şimdi, bütün bunlardan hareketle son şeylerimize... slaytımıza bir şekilde geliyoruz. Nerede biz mantıksal doğruluğu, biçimsel doğruluğu kullanıyoruz? Biz sadece akademide, bilimde falan şurada mı? Hayır, herhangi bir durumda birbirimizi ikna etmek için de mantığı kullanıyoruz. Yani birlikte yemek yemeye gidelim derken birisi direnç gösterirse hani ya şiddet kullanıyoruz, safsata yapıyoruz falan. Ya da gerçekten bir kanıtlama öne sürüyoruz. Bak şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, sen bize gel diyoruz mesela. O da bir kanıtlama. Yani çocuğa sabah mesela yemek getiriyorsun, servise falan yetişecek. Oğlum diyorsun bak şu an yemeğini ye, yemeğini yemezsen işte servise geç kalacaksın. Şu an yemeğini yemiyorsun demek ki servise falan. Mesela bu da bir mantıksal çıkarım, anlıyor musunuz? Ha şunu da özellikle söylüyorum, şiddet derken onu kastediyorum. Çocuk mantıksal olarak o tartışmaya girip ikna olmadığında bir tane patlatıyor mesela veli diyelim. Doğru bir şey olduğuna söylemiyorum. Niye bunu örnek olarak veriyorum? Ne zaman iş bu mantıksal tartışma sınırları dışına çıkarsa güç ilişkilerine falan dönüşmeye başlıyor. Birisi dedi diye bir şey kabul edilmeye başlıyor. O yüzden akademinin ve bilimlerin de kapısı zaten mantık. Oradan vazgeçmeye başladığında o geçerli çıkarım biçimleri içinde savunulabilir bir şey, olmayan bir şey birilerine dayatmaya başladığında güç ilişkileri ve sofizm hakim olmaya başlıyor. O anlamda mantık çok önemli. Gündelik ilişkilerde de geçerli. İkincisi, önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba günü, özellikle pazartesi günü bu konuyu konuşacağız. Bugün matematiğin geldiği halden de bahsedeceğiz. Bugün herhangi bir bilim dalında, işte demin bahsettik bu genel görelilik kuramında, İnsanlar matematikçilerin geliştirdiği kuramları kullanıyorlar. Aletleri, araçları kullanıyorlar. Peki matematikçiler ne yapıyorlar? Belli varsayımları tanımlar halinde yazıyorlar. O tanımlardan hangi sonuçlar çıkarır? Teorem olarak ispatlıyorlar. İşleri bu. Yani bir nesneyi belli bir teorem grubuyla şöyle tutuyor. Tamam mı? Ya da aksiyon grubuyla tutuyor. Oradan hangi teorem, neler söylenebilir o nesneyle ilgili tık 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 ispatlıyor. Bazen bu çok zor bir şekilde yapılıyor. Yani bazı teoremleri ispatlamak bazen günler, aylar, yıllar, yüzyıllar alabiliyor. Yani zor, kolay bir şey değil. Fakat bir matematikçinin ortaya koyduğu o nesne bilimler için bir alet çantasına dönüşüyor. Ben ister fizik yapayım, ister kıyas yapayım, ne yapıyorsam yapayım, nerede kullanacaksam o aletleri alıyorum, bir yere uygulayıp bilim yapıyorum. Matematikçiler o ispatları yaparken işte o mantık kurallarını, belli geçerlilik kurallarını ihlal etmeden bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla mantık olmadan matematik yapılamıyor. Bütün o nesne geliştirme faaliyeti mantık yoluyla yapılıyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla o açıdan da çok önemli. Az önce örneğini verdim. Bilimsel kuramların doğrulanması sürecinde
Yani sen bir şeyler söyledin. Niye seninki doğru olsun? Bana senin bir gözlem önermesi vermen lazım. O gözlem önermesinin senin kuramından türetilmesi işi. Yani bunlar doğruysa, bu gözlem önerirse doğru olmak zorundadır işi ancak mantık tarafından garanti altına alınabiliyor. Anlaştık mı? Bu açıdan mantık doğrulukla ve bilgi birikiminin ilerlemesi açısından son derece önemli. Tekrar ilk başta söylediğim şeyi gideriyorum. İçeriksel doğruluk o kadar problemli bir şey ki, demin anlattığım nedenlerden dolayı, mantıksal bir destekle aslında o bilgi dağarı büyümeye ve yoluna devam etmeye çalışıyor. O yüzden de çok iyi mantık bilmek durumundasınız. Sadece klasik mantığı da kastetmiyorum. Klasik mantık son derece sınırlı bir çerçevede size önermeleri ve kıyasları sunuyor. Bugün geliştiği şekliyle sembolik mantık son derece etkili bir araç. Orada neler var, neler yok, neler tartışılıyor bilmek durumundasınız. Öyle bir ders almaya ya da öyle bir ders okumaya, izlemeye falan çalışın. Olur mu? Peki. Doğruluk konumuzun dolayısıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani benim anlatacağım kısmın. Şimdi sorusu olan varsa sorabilir. Var mı? Hocam, bu mantıktaki önermeleri doğruluğun nasıl temellendirilir? Şimdi bir soru var. Onunla da ilgili bir şeyler söyleyeyim. Bununla da kapatalım. Zaten 2 dakika kalmış. Diyor ki arkadaşımız, niye mesela biçimsel doğru olan bir şeye doğru diyoruz? Çok önemli bir nokta bu. Nasıl mesela içeriği açısından bir önerme doğru mu yanlış mı diye bir gerçekliğe karşılık geliyor deyip ona dayandırıyoruz ama zor. Mantıkta da bu sorunun cevabı şu. Mantıksal doğruluk, mantık ilkelerine dayalı olan doğruluktur. Mantık ilkeleri neler? Mesela işte hep adı geçiyor, özdeşlik ilkesi gibi, çelişmezlik ilkesi gibi, üçüncü hal olmazlığı gibi ilkeler bunlar. Bu konuda da metafiziksel bir tartışma var. Nasıl bir metafiziksel tartışma? Niye peki o ilkeler doğru? İki yaklaşım var temelde. Bir tanesi diyor ki bu ilkeler aynı zamanda varlık ilkeleridir. Yani ne var ne yok bu ilkelere dayanır. Varlık ilkeleri olmaları bakımından temeldirler. Yani hiç başka bir ilkeye dayanmazlar. Mesela Aristoteles özellikle hem varlık ilkesi hem mantık ilkesi olarak çelişmez ilkesini nasıl savunuyor mesela? Biliyor musunuz onu? Mesela okumadıysanız okuyun diye söylüyorum. Aristoteles'in Metafiziğinin 4. kitabı bununla ilgilidir mesela. Çelişmez ilkesinin özellikle savunulmasıyla ilgilidir. Basitçe şöyle bir kanıtlamasını söyleyeyim. Diyor ki madem bu ilke en temel ilke, bütün bilimlerde ona dayanıyor. En temel mütearife bu, başka yok ondan temel. Demek ki bir çıkarımın sonucu olarak elde edilemez demek çelişmez ilkesi. Ha. Ama diyor diyalektik olarak, cedeli olarak savunulabilir. Şöyle bir şey söylüyor. Diyelim ki bir kişi çelişmez ilkesine itiraz etti. Tamam mı? Yani mesela P ve değil P'ye doğru diyebilmesi için çelişmez ilkesine itiraz etmesi lazım. O zaman diyor belirli bir şey söylemiş olması gerekir. Bir şey bir şeydir demesi, ben buna karşı çıkıyorum dur demesi, çelişmezlik ilkesi yanlıştır demesi gerekir. Eğer belirli bir şey söyleyecekse çelişmezlik ilkesini kabul etmesi gerekir. Kabul etmiyorsa söylediği şey belirli bir şey olmaktan çıkar. Öyleyse de çelişmezlik ilkesini kabul etmeksizin çelişmezlik ilkesine itiraz dahi edemezsiniz diyor. Bak mesela, görüyor musun? Çok enteresan. Bu bir yaklaşım. Dediğim gibi Aristoteles böyle kanıtlamalar öne sürüyor ama aynı zamanda bunları birer varlık ilkesi olarak da kabul ediyor. İkinci bir yaklaşım daha var. O daha modern bir yaklaşım. Mesela Wittgenstein'in falan savunduğu türde bir yaklaşım. Onlar diyorlar ki mantık ilkeleri temel ilkelerdir, doğru. Fakat varlık ilkeleri olarak kabul edilemezler. Dili mümkün kılan ilkelerdir diyorlar. Yani onu ortadan kaldırırsan, o ilkeyi ihlal edersen dil ortadan kalkıyor. Varlık değil. Yani dille varlığı ayırıyorlar onlar. Dolayısıyla şöyle bir sonuca varabiliriz. Mantıksal doğruluk, mantık ilkelerine dayanıyor ve mantık ilkelerinin zeminiyle ilgili, metafizikle ilgili bir tartışma var. Hep var ve her zaman da devam ediyor. Anladınız mı? Şimdi yarın değil mi? Saat 6'da. İnşallah bir sonraki konuyla devam edeceğiz. Tabii siz okuyup yetişebilirsiniz. Artık quiz yapma zamanı da geldi gibi sanki. Kitaplar da elinize geçmiş. Tamam, görüşürüz o zaman yarın.